Şimdi bir hane içerisinde engelli vatandaş varsa ve eski haliyle engelli vatandaşın evde bakım aylığı söz konusuydu. Daha sonra getirilen düzenlemede, yani şu andaki bu tasarı gelinceye kadar olan uygulamada ise bu hane içerisinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3'ünü geçiyorsa o zaman bakım yardımı bu engelliye verilmiyor, kesiliyor. Hatta yapılan bunun öncesinde yersiz ödemeler varsa tamamı da faizleriyle birlikte geri alınıyordu. Bundan dolayı çok aile perişan oldu. Ailelere icralar geldi. Bu hesaplamaları hane yapmıyor. Hanedeki engelli vatandaş yapmıyor. Peki kim yapıyor? İlgili sorumlu idare yapıyor. Yani geliri hesaplayan o. Demek ki yeteri ölçüde etkin bir ödeme ve izleme mekanizması mevcut değil. E peki bu vatandaşın suçu mu? Neden zaten engelli bireye kendisine ait bir evde bakım aylığı verilmiyor? O niye görmezden geliniyor? O aile içerisinde görmezden gelinmeden ayrı bir fert olarak düşünülmesi gerekmez mi? Bizim toplumumuzda, bizim kültürümüzde anneye babaya, kızlar veya gelinler, kayınvalidelerine para karşılığında mı bakarlar sayın vekiller? Şimdi getirilen sistemler, yakında bir sistem daha geldiğini biliyorum. Para karşılığında aile büyüklerine bakımı getiriyor. Bu bizim toplumsal dokumuza aykırı değil mi? Bırakın engelli bireyin evde bakım aylığını kendisine verin ve bu toplumsal dokuyu değiştirmeyin.